Yani gözaltına müvekkillere daha çok işte katıldıkları 2 yıl önce, hatta bazılarının 3 yıl önce katıldıkları düğünde paylaşılan fotoğraflarla ilgili. Yani biz düğünde çalınan bir müzik, yani bir halay eşlik ettikleri iddiasıyla bu çerçevede sorular soruldu. Bu kişi siz misiniz? Yine bu düğün sahibi kimlerdir? Ya da düğün salonunun sahibi kimdir? Kimler müdahale etti mi etmedi mi? Minvalinde sorular soruldu. Şimdi vekiller de haliyle akrabaların düğünlerine olduklarını ve yıllardan beri daha doğrusu geleneksel Kürtçe müzikle çalındığını, bu çerçevede halaya katıldıklarını dile getirdiler. Ve herhangi bir slogan ya da şarkının içerikleriyle ilgilenmediklerini, tamamen müziğin ritmine göre hareket ettiklerini belirtip bu çerçevede ifadelerini dile getirdiler. Şimdi şöyle, aslında yani olayın, yani suça konu olan eyleme, fiile baktığımızda elbette bir halay, bir müziğe eşlik etmek, müziğin sözlerini tekrarlamak, söylemek, bunlar ifade özgürlüğü çerçevesi. Yani eğer bir şiddete çağrı yapmıyorsa, birilerini böyle kaygı edici, tamamen şey yapıcı bir durumda yöneltmiyorsa ve açık bir alanda değilse, bunlar ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlenecek. Eğlence amaçlı, yani tamamen bir şiddet kastı taşımayan, herhangi bir örgütün propagandası taşımayan, barışçı bir faaliyet olarak değerlendirilecek durumlardır. Şimdi müvekkillerimiz aslında burada bir kısmı, yani düğün salonlarında bilindiği üzere evet müzik eşliğinde oynanır. Müzikler yarım saat çalar. Bu sırada belki yarım saat içerisinde 10 tane farklı şarkı okunur. Müvekkillerden biri halaya girdiğinde yani müziğin sözlerine çok dikkat etmez. Yani düşünün işte yarım halayın yarım şey 20 dakikasına geldiniz, çıkayım diye bir şeye girmez. Çünkü şeyi orada değildir. Yani bir tamamen onun odak noktası halaydır, eğlencedir. Varsayalım şimdi bazıları eşlik etmemiş. Yani eğer videolarda da izlendiğinde, kamera görüntülerinde tamamen müziğe kendini vermişler ve oyun içerisindeler. Bazıları da müziğin bir kısmına eşlik etmişlerdir. Varsayalım eşlik etmişlerse bile bu hukuken bir suç sayılmaması lazım. Yani neden sayılmaması lazım? Bir yüzlerce, bununla ilgili onlarca bir karar var elimizde. Özellikle gerilla halayı, Biji Serok Apu sloganı ya da bunun gibi kalıplaşmış sözler söylendiği alan itibariyle bir örgüt propagandası suç unsurunu oluşturmuyor. Yani propaganda dediğimiz zaman sen bir düşünceyi, bir görüşü, bir şeyi birilerine benimsetme çabası içerisinde olman lazım. Burada bir düğündür. Kimse düğünlerde hepsi akrabadır, yakın çevredir. Kimse başkasına birinin reklamını ya da birinin propagandası gibi bir amaç gütmemektedir. Haliyle suç konusu olmaması gerekir. Hukuken bunun yargılamasının yapılması da doğrusu kabul edecek bir durum değildir. Ve mahkemeler maalesef son dönemlerde yaratılan bir algı üzerinden, yine sosyal medya üzerinden bazı troll sayfaların sanki bu olaylar son bir haftalık bir olaymış gibi yansıtılarak, halkta da böyle bir algı yaratılarak bir operasyon başlatılıyor. Oysa ki bakıldığında tamamen bu suça konu olan videolar aslında bir yıl, iki yıl önce, belki yakın zamanda eğer bu böyle devam ederse 10 yıl öncesinin şeylerini bile düğün salonunda çekilen videoları çıkarıp suçlamaya konu edebilirler. Yani bizim aslında en üzerinde, yani tamamen şey yaptığımız nokta, yani kabul etmediğimiz nokta, bir hukukçu olarak biz diyoruz ki yargı ya da hukuk mercini yürüten kişiler bir kolluğun ya da bir trollün, bir sosyal medya hesabının etkisinde kalmamalı. Maalesef son dönemlerde, özellikle son bir hafta 10 gündür şöyle bir şey görüyoruz ki bunu biz kollukla da görüştüğümüzde, yani dedi ki neden şimdiye kadar, neden bugün? Onlarda şöyle bir durum vardı. Efendim son bir haftadır özellikle seçimlerden sonra Kürtler böyle bir şey yaptılar. Seçim zaferiyle beraber bu videoları yoğun olarak paylaştılar. Haliyle bunlar artık bir örgüt propagandası çerçevesine gelecek dereceye geldi. Oysa ki işin aslında öyle değil. Bu yapılan videolar birileri tarafından belli ki bir talimat doğrultusunda araştırılarak, sosyal medya hesapları incelenerek, eski video paylaşımlara gidilerek toparlanıyor. Bir troll hesap üzerinden paylaşılıyor ve Emniyet Müdürlüğü de aynı zamanda etiketlenerek ya da belki de emniyetin içerisindeki bazı birimlerin yaptığı çalışmalar sonucunda böyle hukuk ya da yargı mercileri baskı altında tutularak bir suç yaratılmaya çalışıyor. Tabii ki yargı mercilerinin bir kolluğun ya da dışarıdaki sosyal medya trollünün etkisinde kalıp
bu tarz girişimlerde bulunması hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bunu kabul edilmemesi gerekir. Yargı maalesef bazı troll hesapların ya da dediğimiz bazı kesimlerin etkisinde kalıyor. Bir de şöyle, yani yıllardan beri bu tarz davalara bakan bir avukat olarak biz aslında özellikle sosyal medya üzerinden, paylaşımlar üzerinden örgüt propagandası, yine Cumhurbaşkanı'na hakaret dosyalarında aksine bu dönemlerde bir yani hukukta da yine yargı mercilerinde de tamamen şiddeti içermeyen durumlar yoksa daha şey bir durum beklerken, yani yargılamama yönünde ya beraat yönünde kararlar beklerken bu kararlar, son dönemde bu yapılanlar aslında yeniden geriye dönüldü. Hatta şunu da biliriz, ben hukukun değil, bir dönemler hatırlarsınız Kürtçe ıslıktan insanları cezalandırmaya giderken şu anda Kürtçe müzik üzerinden insanları cezalandırmaya gidiliyor. Bu bir anlamda geriye gitme ve yargının da bunun etkisinde kalarak insanları kriminalize etme ya da cezalandırma girişimidir. İşin siyasi boyutunun dışında hukuki olarak biz elbette diyoruz ki hukuk devletiyle yürütülen bir ülke ise, halen hukuk devleti amacımız varsa, bu tarz eylemler yani hoşumuza gitmese bile normal karşılayıp ya da ifade özgürlüğü çerçevesinde karşılayıp bunları o çerçevede kabul etmek lazım. Ama maalesef göründüğü kadarıyla bunlar tamamen birileri tarafından çok farklı bir şekilde yansıtılmaya çalışılıyor. Hatırlarsanız OHAL döneminde sosyal STK kurumları kapatıldı. Müzik, özellikle muhalif müzik yapan sanatçılar, akademisyenler ya da çalışmalar yapan akademisyenler gözaltına almıştı. Aslında bu çalışmalarla biraz da şu yapılmaya çalışıyor. Yani düşünün, bu bizim gözaltılarda Kürtçe müzik icra eden müzisyen de gözaltına alındı. Bundan sonra Kürtçe müzik çalışan müzisyenler üzerinde şöyle bir şey de yaratıyor. Yani sanatınızı icra etmeyin ya da Kürtçe müzik söylemeyin ya da Kürtçe müzik üzerinde çalışmalarınızı arttırmayın gibi bir baskı da oluşturuyor. Yani bir anlamda sansür. Ya bu da olağanüstü hal dönemde yaşanan işte sanatçılara, akademisyenlere yapılan bir baskı. Bunun dışında yine halka da topluma da şu mesaj verilmeye çalışıyor. Evet, düğünleriniz daha çok geleneksel müziklerle değil de tamamen böyle kolluğun o belirttiği repertuar çerçevesinde müzik ya da şeyler çalınması amaçlanıyor. Elbette yöntem olarak olağanüstü hal yönetiminin ortada olduğu açık. Bu açıdan kısmen bir olağanüstü hal şartları diyebiliriz.